Küçük Viking köyündeki evlerin üzerinde buz gibi bir rüzgar esiyordu. Svenoğlu Aynar sahip olduğu tüm kıyafetlerini üst üste giyinmişti. Üstünde dizlerine kadar inen birkaç yün hırka ve paçalarını deri çizmelerinin içine sokuşturduğu dar bir pantolon vardı. 9 yaşındaki bir çocuğa göre oldukça uzun bir kemer takıyordu. Aynar bu kadar kalın giyinmesine rağmen kemerini beline iki kez dolayarak bağlamıştı. Kemerini ona babası kır saçlı Sven yapmıştı ve onu uzun yıllar kullanabileceğini söylemişti. Bunların dışında Aynar'ın sahip olduğu her şey omzunda taşıdığı bohçasındaydı. Yanında ikiz kız kardeşi Sven kızı Freya vardı. O da tüm kıyafetlerini üst üste giyinmişti ve geri kalan eşyalarını da bohçasında taşıyordu. Sarı saçlarını topuz yapmıştı ve bir battaniyeyi atkı gibi vücuduna sarmıştı. Freya, "Buradan ayrılmak zorunda olduğumuza çok üzülüyorum," dedi. Aynar, kıyıda yola çıkmak için hazır bekleyen 3 Viking gemisine baktı. Gemilerin yelkenleri rüzgarda çırpınıyordu. Birkaç adam tatlı su dolu fıçıları gemiye taşıyordu. "Evet," dedi. "Başka çaremiz yok ki." Freya, "Aynı babam gibi konuştun," dedi. "Ama doğru değil mi? Grönland gerçekten de çok soğuk." Aynar, karşıda yükselen ve ülkenin tamamını kaplayan karlı buzullara baktı. Burada sadece kıyı şeridinde yaz döneminde birkaç aylığına yeşil kalan bir bölüm vardı. Ama bu kadarcık yeşillik ineklere bile yetmiyordu. Burada ağaç da olmadığından ev yapmak ve yakmak için de az odun vardı. İki adam bir ineği iterek gemiye çıkarmaya çalışıyordu. Ama inek direniyordu. Aynar ve Freya babalarının ineği arkasından itmek için adamlara nasıl yardım ettiğini izliyorlardı. İnek uzun uzun mölüyordu. Freya, "İnek başına ne geleceğini biliyor herhalde. Azgın denizde durmaksızın oradan oraya sallanacak ve içi fena olacak," dedi. "Ama Vinland'de daha fazla çimen varmış. Hatta ağaçlar da," diye ekledi. Kır saçlı Sven, Aynar ve Freya'ya ağaçların dalları üzerindeyken ve kesilmeden önce nasıl göründüklerini birçok defa anlatmıştı. Grönland'de neredeyse hiç ağaç yoktu ve Grönlandliler diğer ülkelerden ağaç almak için uzun deniz yolculukları yapmak zorundaydılar. Tıka basa ağaç kütükleriyle dolu gemilerle geri dönerlerdi. Ama hiçbir zaman yaprakları, dalları ve kökleri olan gerçek ağaç görmemişlerdi. Bu arada adamlar ineği zorla da olsa gemiye iterek bindirmişlerdi. Ama karada huzursuzca bekleyen daha fazla inek vardı. Freya üzüntüyle yüzünü ekşiterek, "Bizim yapabileceğimiz bir şey yok ki. En çok da büyük annemi ve büyük babamı uzun süre göremeyeceğimiz için üzülüyorum. Eğer yeni vatanımıza yerleşirsek belki bir daha asla," dedi. Aynar, "Kim söyledi ki bunu?" diye sordu. "Büyük babam söyledi. Sen kendin de sorabilirsin." O anda tiz bir sesle annesi "Aynar!" diye seslendi. Büyük babasının evinin önünde durmuş, el sallıyordu. Mutlaka yine bir şey için yardım etmesi gerekiyordu. Aynar iç çekti. Freya, "Aslında hayvanlar dışında her şey gemiye taşınmış olmalı," dedi. İkisi de ağır olmayan eşyaları taşıyarak çok güzel yardım etmişlerdi. Aynar bohçasını Freya'nın ayaklarının önüne bırakarak, "Buna göz kulak olur musun?" dedi ve koşmaya başladı. Kısa süre içinde annesi Björn kızı Sigrun'un yanına ulaştı. O da kalın giyinmiş ve yolculuk için hazırlanmıştı. Yere kadar uzanan bir elbise giymiş ve omuzlarına da yün bir şal sarmıştı. Aynar, "Anne ne oldu?" diye sordu. "Büyük baban Björn seni atölyesinde bekliyor. Acele et." Aynar başını eğdi ve hemen yola koyuldu. Büyük babası Björn'ün atölyesi evin arkasındaydı ve ayrı bir kapısı vardı. Björn uzun boylu, heybetli, saçları kar beyazı ve uzun sakallı bir adamdı. "Aynar, geldiğine çok sevindim." "Büyük baba ne oldu?" "Sana vermek istediğim bir şey var. Bir veda hediyesi bu. Gittiğiniz yerde, Vinland'de bu çok işine yarayacak." Büyük babası Aynar'ın eline hem silah hem de alet olarak kullanabileceği kısa saplı bir balta tutuşturdu. Elde hafif duruyordu. Aynar baltanın sapındaki eski runik yazıları inceledi. İçinden "tuhaf bir balta" diye geçirdi.
ağır olmasın diye çok dikkat ettim. Yeni gideceğiniz yerde yeterince ağaç var. Bu ağaçlardan ev ve gemiler yapacaksınız. Ayrıca kışın da odun yakacaksınız. Sen de bu işlerde yardım edeceksin. İşte bunun için aletsiz olmaman gerekir. Aynar, çok teşekkür ederim büyük baba. Bu çok harika bir hediye, dedi. Sapındaki eski yazıları okuyabiliyor musun? Tam değil, dedi Aynar. Çocuklara ders veren göçmen öğretmen bu yıl buraya gelmemişti. Belki de Grönland'da giden bir gemi bulamamıştı. Veya burası ona çok soğuk ve rahatsız edici geliyordu. Belki aldığı ücretten de memnun değildi. Buradan daha zengin başka yerler vardı ve oralarda yaptığı iş için daha fazla kazanabiliyordu. Büyük baba Björn, sapın üzerinde Njord Aynar'ı korusun yazıyor, dedi. Baltayı kemerine iyice sıkıştır, aynı benim yaptığım gibi. Böylece her an hazır sayılırsın. Aynar, büyük babasının söylediğini yaptı. Sonra da boynuna sarılarak, sağ ol, dedi. Büyük baba, Aynar, uzun süre görüşemeyeceğiz, diyerek derin derin gözlerinin içine baktı. Aynar, hatta Freya belki de bir daha hiç görüşemeyeceğiz diyor, dedi. Evet, bu da olabilir. Eğer Vinland'e alışırsanız bir daha geri dönmenizi beklemiyorum. Aynar, sen niye bizimle Vinland'e gelmiyorsun? Sen, büyük annem ve adamların, diye sordu. Büyük baba Björn, çok yaşlandım, dedi. Evimizi terk etmek, hayata yeniden başlamak ve her şeyi baştan yapmak için çok yaşlıyız. Ama siz orada daha iyi bir hayata başlayabilirsiniz. Borazan'la bir uyarı sinyali duyuldu. Evet, yolculuk başlıyor, diye düşündü Aynar. Ve geminin ön tarafında kendine uygun bir yer buldu. Son kalan sandık, fıçı ve keçi de üç gemiye yüklendikten sonra denize açılmaya hazırdı. Aynar ve Freya'nın babası kır saçlı Sven, Dalgaların Ejderi adlı geminin kaptanıydı. Geminin burnunda sağ ön tarafta vahşi bakışlı ve farklı renklerle boyanmış ahşap bir ejder kafası vardı. Sığ suda Dalgaların Ejderi'nden başka Köpüklerin Ejderi ve Deniz Ejderi adlı iki gemi daha yola çıkmıştı. Üç geminin en büyüğü olan Deniz Ejderi'nin kaptanı Thorfinn Karlsefni'ydi. Bu küçük filonun yönetimi ondaydı. 2 yıl önce de bir defa Vinland'e gitmişti. Grönland'e tekrar geri döndüğünde olabildiğince fazla Viking'i kendisiyle birlikte göçmen olarak yeni topraklara gitmeye ikna etmeye çalışmıştı. Aynar'ın babasıyla birlikte toplam 170 erkek, kadın ve çocuk bunu kabul etmişti. Bu sayı Vinland'de yeni bir yerleşim yeri kurmak için yeterliydi. Büyük baba Björn ve diğer Vikingler kıyıda durmuş, üç gemide bulunanlarla vedalaşıyorlardı. Aynar kolu ağrıyana kadar el salladı. Sonra yelkenler açıldı. Rüzgar da onları şişirdi. Sigrun Freya'ya, "İstersen geminin burnuna geç. Orada ortalıkta olmazsın ve rahat edersin," dedi. "Olur anne." Freya geminin burnuna geçmeyi başardı ve Aynar'ın yanına oturdu. Geminin burnu o kadar dardı ki zaten buraya yetişkin biri oturamazdı. Gemide Freya ve Aynar dışında onlardan biraz daha büyük birkaç çocuk vardı. Bir kadın bebeğini yanına almıştı. Aynar giderek uzaklaşan kıyıya dönüp bir defa daha baktı. Kısa süre sonra sadece köpüren dalgalarla çevrelenmişlerdi. Üç ejder gemisi kabaran denizin üzerinde yol alıyordu. Soğuk dalga köpükleri sürekli çocukların yüzüne sıçrıyordu. Ama güneş vardı ve hava da güzeldi. Rüzgar kuvvetli esiyordu ve üç geminin de hızlı yol almasına yardım ediyordu. Sven geminin burnuna geldi. Elinde iki halatın ucunu tutuyordu. Ve ikizlere birer tanesini vererek, "Bunları alın. İpi göğsünüzden bağlayıp diğer ucunu da güverte parmaklığına bağlayın. İlk büyük dalgada gemiden düşmenizi istemem," dedi. Freya, "Dalgalar daha da mı yükselecek?" diye sordu. Sven gülerek, "Tabii ki daha da yükselecekler."